Bir bilmecem var değerli izleyenlerim. Çayda kahvaltıda yenir. Acaba nedir? Nedir? Ezberebiliriz değil mi çocukluğumuzdan? Şimdi onu bir değiştirerek anlatayım size. Bir bilmecem var değerli izleyenlerim. Türkiye'nin doğusunda bir ülke, kalabalık bir ülke ve bir parça totaliter rejimle, bir parça yanlış oldu. Baskıcı, otokrat bir rejimle yönetiliyor ve Böyle rejimlerde bilirsiniz yolsuzluk çok olur. Dünya yolsuzluk endeksine baktığınızda görürsünüz bunu. Peki yozlaşmış politikacılar bu bilmecede o ülkede paralarını ne yapıyorlar? İstanbul'a getiriyorlar ve yıkamak, aklamak için çamaşır makinesine sokuyorlar. O çamaşır makinesi de İstanbul Boğazı'nı gören meşhur, ünlü, ezbere bilinen rezidanslar, siteler, gökdelenler. Buyurunuz. Gazeteci arkadaşımız yazdı. Ondan beslendim. Hakkını da teslim etmek lazım. Doktor Savaş Polgra Ondan öğrendik. Bugün yazdı ve bunu size aktarmam lazımdı. Adını İran Get koyduk. İran şu anda çalkalanıyor, çalkalanıyor. Bütün İran'ın kendi medyası teker teker yazıyor. Başlayayım. Bir, meclis başkanı Galibaf ve ailesi bir süre önce Türkiye'ye gelmişler. Galiba torun bekliyor. Bebek malzemeleri almaya geldik demişler. Ama Maslak'tan hani yanında ünlü bir arena falan var. Ha? Stat mı vardı orada bir şeyler oluyordu galiba. Bir bilmece işte. Daireler aldılar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Maslak'taki o sitenin 1500 dairesi var. 500'ü İranlıların ne kadar para vermişlerdir? Söyleyeyim. Maslak'taki o sitede iddia o ki İranlıların iddiası meclis başkanının ailesi, kızı ve damadı. 90 metrekare ve 65 metrekare bir artı bir iki daire almışlar. Peki 12 milyon lira 90 metrekare, 8 milyon lira 65 metrekare, 20 milyon lirayı şak diye vermişler ve almışlar. Başka İranlılarla birlikte 500 daire orada. İki, İran'ın petrolü meşhur, rafinerisi, petrokimyası malumunuz. Petrokimya sanayisi yöneticisi, devlet şirketi İran'da ne olacak? Bir anvant soyadı, aile bu, sıkı durun. Yine Maslak'ta, hani tarihli marihli, İstanbul'un fethi falan gibi. Ha? Öyle bir şey vardı. Site mi vardı? Öyle hatırlıyor gibiyim ben. O meşhur sitede 53 daire aldığı söyleniyor. İran medyası yazıyor. Doktor Savaş Borgra'da evet onu yazmış. Bir bakan ve oğlu? Ne bakanı olduğu belli değil. Zincirli Kuyu'da pek bir meşhur. Boğazı gören, ha? Bilirsiniz, metrobüste geçerken biz fakirler metrobüste geçerken uzaktan bakarız merkezi center'ı falan filan da var. Ünlü markaları, altında AVM'si. Bilmiyorum öyle bir yer var orada herhalde değil mi? Boğaz'ı da görüyor. Pek ünlü o merkezde. 21 daire almış. 21 daire. Şimdi anladınız mı? Yabancı konut satışında bir anda İran nasıl pik yaptı? Bunu açıklanamaz tabi. Bunlar irili olanları, ufaklı olanları da koyunuz bilmeceyi çözünüz. Soru belli. Soralım İran'daki milyonlarca hem Azerbaycan Türk'ü, evet Türkler var orada hem de İranlılar. O gariban insanların hakkı için soralım. Soru İran halkının çalınan, sömürülen o rüşvet paralarını aklayan, temizleyen, kaçakçılar vasıtasıyla Türkiye'ye getirenlere dur denecek mi? İranlı yozlaşmış politikacıların paralarının aklama merkezi biz mi olacağız? Galiba bu soruyu da sormak gerekiyor. Sordum.